Almanca'da Relativsätze yani ilgi cümleleri. Mesela kitabı okuyan kişi benim kardeşim. Şunu yapan kişi bu. Bu gördüğüm kişi şu. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi Relativsätze yani bunlar ilgi cümleleri oluyor. Bunları yapmak için bu cümleleri bu yan cümleleri oluşturmak için relatif denilen bu ilgi zamirlerini kullanmanız gerekiyor. Bunları ise cümle içerisinde artık hangi duruma göre kullanıyorsanız, ismin hangi halini kullanıyorsanız ona göre burada çekimlemeniz gerekiyor. Nominatif hali ismin yalın hali arkadaşlar. Akuzatif hali genellikle belirtme hali veya bazen de yönelme hali gibi düşünebilirsiniz. Kesinlikle burada işte fiilin anlamı şu. Türkçe'de böyle olurdu. O yüzden Almanca'da da böyle olmalı diye düşünmeyin. Burada fiilleri tek tek ezberleyin. Yani şu fiil akuzatifle kullanılır. Şu fiil datifle kullanılır gibi bu şekilde ezberleyin. Yani Türkçe mantığıyla düşünürseniz burada çok fazla hata yapacaksınız. Şimdi bize iki tane cümle verilecek ve biz bu cümleleri relatif konumun ile bağlayacağız arkadaşlar. İsmin yanı haline gerçekten kolay oluyor. Artık elde herhangi bir değişiklik olmuyor. Cümlemize bakıyoruz. Der Mann heißt Erwin Knudelberg yazıyor. Er kommt aus Bremen diyor. Bu adamın adı Erwin Knudelberg'miş ve bu adam Bremen'den geliyormuş. Bunu şu şekilde anlatacağız. Bremen'den gelen adamın adı şu. Bremen'den gelen adamın ismi şu şeklinde birleştireceğiz. Şimdi mantıken burada şunu yapıyoruz arkadaşlar. Bremen'den gelen adamın adı Erwin Knudelberg diyoruz. Nasıl diyeceğiz? Der Mann, der aus Bremen kommt, heißt Erwin Knudelberg. Der Mann, der aus Bremen kommt, heißt Erwin Knudelberg. Artık soyadını biraz zor okudum. Şurada yan cümlemizi oluşturduk. Dea ile yan cümlemizi oluşturduk. Burada gördüğünüz gibi burada tekrar tekrar dea man demek yerine burada onun artikelini kullanıyoruz ve nominatif haliyle kullandık. Çünkü burada herhangi bir yönelme, belirtme vesaire gibi bir durum yok. Yalın haliyle kullanılmış. Gördüğünüz gibi yine bakın yan cümlemizde de cümlemiz fiille bitiyor. Burada fiille bitirip virgülümüzü koyduktan sonra yine fiille başlamamız gerekiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu şekilde çalışıyor burada bu cümle. Yani aslında şöyle uzun baktığınız zaman görüyorsunuz. Yani ara cümleyi düşünmediğiniz zaman bakın. Ara cümleyi attınız mesela. Ara cümleyi attığınız zaman yine der Mann heißt Erwin Knuddelbeer oluyor. Yani normal bir Almanca cümlesi fark ettiyseniz fiil yine ikinci sırada olmuş oldu. Evet şimdi bir örneğimiz daha var arkadaşlar. İsimlerin okunması konusunda benim telaffuzumu örnek almayın. Çünkü ben bu kelimelerin telaffuzlarına çalışmadım. Şimdi örneğimiz ne diyor arkadaşlar? Die Frau heißt Gertrud Niemazat diyor. Sie kommt aus Hannover diyor. Şimdi bu cümleleri bağlayacağız. Diyeceğiz ki Hannover'dan gelen kadın Gertrud atmış Yani kadının adı şuymuş. Şimdi arkadaşlar cümleye aynı şekilde başlıyoruz. Die Frau diyoruz. Sonrasında ilgi kullanacağız. Die Frau, die aus Hannover kommt. Sonrasında yine aynı şekilde fiilimizle geliyoruz. Heißt Gertrud Niemazat diyoruz. Bakın arkadaşlar örnek bu şekilde. Yine aynı mantık, yine aynı şey. Ara cümle yaptık. Ara cümleden sonra fiilimizle başladık arkadaşlar. Yani şu virgülden sonra fiili koymayı unutmayın. Kafanız karışmasın. Ve her zaman şuna bakın. Ara cümleyi attığınız zaman nasıl bir cümle oluyor? Yani Almanca düzgün bir cümle oluyor mu? Bakın die Frau heißt Gertrud Niemazat. Yani bakın normal bir cümle gördünüz mü? İkinci sırada fiil aslında. Yani şu ara cümleyi attığınız zaman fiil yine ikinci sırada. Das Kind heißt Thorsten, es kommt aus Lübeck. Bakın burada ne yapmış? Burada es ne alaka diyeceksiniz. Burada es'i şundan dolayı kullanmış. Hani das Kind ya. O yüzden es kullanmış. Aslında er kommt aus Lübeck de diyebilirsiniz. Eğer erkekse tabii ki. Diyeceğiz ki Lübeck'ten gelen çocuğun adı Thorstenmiş diye çevireceğiz. Das Kind, das aus Lübeck kommt, heißt Thorsten oluyor yine aynı şekilde. Das Kind, das aus Lübeck kommt, heißt Thorsten oluyor. Die Leute sind Wissenschaftler, sie kommen aus Berlin. Şimdi diyor ki bu insanlar bilim insanlarıymış ve bunlar Berlin'den geliyorlarmış. Yani die Leute, die aus Berlin kommen, sind Wissenschaftler diyoruz. Yine hızlı bir şekilde bunu artık şey yapmayalım. Gördüğünüz gibi yine D. En kolayı da bu zaten D'yi kullanmak. Çoğulda kullandığınız D'yi nominatifte de akuzatifte de yine D olarak kullanıyorsunuz. Devam edelim arkadaşlar. Şimdi işler birazcık zorlaşmaya başlıyor. Akuzatifteyiz. Evet bakalım. Der Tisch war sehr Mein Mann hat ihn letzte Woche gekauft. Bakın gördüğünüz gibi ne diyor? Masa pahalıydı diyor. Çok pahalıydı diyor. Benim eşim diyor. O masayı geçen hafta satın aldı. Diyeceğiz ki benim eşimin geçen hafta satın aldığı masa çok pahalıydı. Önce neyle başlayacağız yine? Der Tisch ile başlayacağız değil mi? Başlıyoruz arkadaşlar. Der Tisch der mein Mann in letzte Woche gekauft hat. Böyle mi arkadaşlar? Düşünün birazcık düşünün. Hayır arkadaşlar. Neden? Çünkü burada masayı bir kişi almış anladınız mı? Masayı belirteceksiniz. Burada bunu akuzatif yapmanız gerekiyor. Yani gördüğünüz gibi de artikelimiz akuzatif yapısıyla kullanıldığı zaman den haline dönüşecek. Der Tisch, den mein Mann letzte Woche gekauft hat, war sehr teuer. Der Tisch, den mein Mann letzte Woche gekauft hat, war Gördüğünüz gibi yine bu "va" kelimesi burada aslında fiilimiz. Sein fiilimizin geçmiş hali olduğu için yine virgülden sonra fiilimizi getiriyoruz. Burada yine aynı şekilde burada in diye bahsettiği şey maskulin olan herhangi bir şeyi bu şekilde in diye bahsedebilirsiniz. Yani akuzatif hali çünkü bunun. Die Fotos sind echt gut geworden. <laughs> ich habe sie in Paris gemacht demiş. Burada arkadaşlar bana biraz tuhaf geldi açıkçası. Diyor ki fotoğraflar gerçekten çok güzel olmuş. Yani fotoğraflar çok güzel oluşmuş gibi bir şey. Onları Paris'te çekmiştim. Onları Paris'te yapmıştım. Yani fotoğrafları Paris'te çekmiştim. Burada gördüğünüz gibi the photos çoğul arkadaşlar. Diyeceğiz ki Paris'te çektiğim fotoğraflar gerçekten çok güzel olmuş. Çok güzel oluşmuş artık neyse. Şimdi burada z'yi kullanmış ya bunu d yapacağız. The photos D ih in... Paris gemacht habe. Çünkü fiili sona atmanız gerekiyor. Sonrasında yine başlarken fiili kullanıyoruz. Virgülden sonra sind echt gut geworden diyoruz. Yani die fotos die ich in Paris gemacht habe sind echt gut geworden. Burada gördüğünüz gibi D photos burada yine D olarak kullanılmış diyeceksiniz ki bu anne hani aynı kalmış o zaman nominatif diyeceksiniz. Hayır arkadaşlar burada akuzatif olarak kullanılmış çünkü fotoğrafları ben yapmışım fotoğrafları ben çekmişim. Burada arkadaşlar dikkat etmeniz gereken şey şu D artikelinin ve das artikelinin Nominatif halleri de, akuzatif halleri de aynı kalıyor, değişmiyor. Burada aslında arkadaşlar, şurada çoğul olanın akuzatif versiyonunu kullandık. Çoğulda da herhangi bir değişim olmuyor. Aynı şekilde kullanıyoruz. Şimdi karışık örneklerle devam ediyoruz arkadaşlar. Das ist der Mann, ich liebe ihn. Bak ne diyor? Bu adam diyor, ben onu seviyorum. Bu benim sevdiğim adam diyeceğiz. Das ist der Mann. Şimdi bakın, akuzatif yapacağız. Den ich liebe. Der Mann, onu sevdiğimiz için yine Burada akuzatif yapısı kullanacağız. Das ist der Mann, den ich liebe. Das ist der Mann, den ich liebe oldu. Burada yine daha zor bir örnekle devam ediyoruz. Das sind meine Eltern, ich helfe ihnen oft. Şimdi burada dikkat etmeniz gereken şey buradaki fiilimiz. Helfen fiili ile kullanılır. Yani bana yardım eder misin mesela ile kullanılır. Kannst du mir bitte helfen mesela sallıyorum. Das sind meine Eltern diye başlayabiliriz. Şimdi bakıyoruz burada dativde çoğulu kullanacağız. Die Eltern burada denen olacak. Denen. Das sind meine Eltern, denen ich helfe. Veya işte denen ich oft helfe. Das sind meine Eltern, denen ich oft helfe. Şeklinde yapabiliriz. Bakalım nasıl oluyor. Das sind meine Eltern denen ich oft helfe oluyor gördüğünüz gibi örneklerimize devam ediyoruz. Das ist der Mann sein Auto ist neu. Bakın yine burada adam var bir de araba var. Yani bunu nasıl bağlayacağız değil mi ya? Yani adamın arabası. Nominatif de olmuyor, akuzatif de olmuyor, datif de olmuyor. Burada genitif kullanmamız gerek. Çünkü hani adam var, adamın arabası var. Yani adamı adama değil, adamı değil yani adama değil. Sadece burada adamın arabası. Yani burada tamamen İsim değişmiş. Yani burada adamdan çıkmışız, arabaya geçmişiz. Yani burada genitif kullanmamız lazım. Bakın burada yine başlıyoruz. Das ist der Mann. Buradan bakıyoruz. Genitif'te dessen oluyor. Yani das ist der Mann dessen Auto neu ist oluyor. Bakın görüyorsunuz. Das ist der Mann dessen Auto neu ist. Yine burada fiili sona attık arabası yeni olan adam. Bu adam arabası yeni olan adam. Yani adamdan arabaya geçtik. O yüzden burada genitif kullandık. Başka bir örneğimize daha bakıyoruz. Das ist die Frau, ihr Auto ist neu. Şimdi ne diyoruz? Yine aynı örnek aslında. Yani arabası yeni olan kadın. Bu kadın arabası yeni olan kadın. Yine arkadaşlar das ist die Frau diye başlayabiliriz. Buradan bakıyoruz. Bu sefer deren dememiz gerekiyormuş. Das ist die Frau. Deren Auto neu ist. Bu kadar. Yani bu kadın arabası yeni olan kadın. Arabası yeni olan kadın bu kadın. Yani burada iki kere kadını tekrar etmek yerine burada deren kullanıyoruz. Yine bu tablodan bakmanız lazım. E bunları günlük hayatta çok kullanmayabilirsiniz. Yani bu özellikle genitive versiyonlarını günlük hayatta çok kullanmayabilirsiniz ama kesinlikle nominatif, akuzatif ve datif kısımlarını çok kullanacaksınız. Son örneklerimize geldik arkadaşlar. Burası boşluk doldurma örnekleri. Burada daha kolay işimiz. Kaufst du mir bitte die Torte? Boşluğumuz var. Ich so gern mag. Şimdi Burada toate kelimesinin artık bilmemiz gerekiyor. Toate kelimesinin artık eli di olduğu için işimiz çok rahat. Burada arkadaşlar mak demiş yani bu mögen fiil aslında Mögen fiilini akusatifle kullanıyoruz. O yüzden burada yine di toate ya. yine bunu di halinde kullanacağız. Kaufst du mirbitte di toate di ich so gerne mak şeklinde. Devam ediyoruz yine o schomal da steht deman. Aha bakın burada yine bağlantı var görüyor musunuz? Boşluk var. Sohn ein berühmter Sänger ist demiş. Şimdi diyeceğiz ki yine burada ne kullanıyoruz? Burada genitif kullanmamız gerekiyor. Eril öznelerde daha önceki örneğimizde de yine dessen kullanmıştık. Burada da dessen kullanacağız. Da steht der Mann dessen Sohn ein berühmter Sänger ist diye yapabiliriz bu örneği. Dessen Sohn ein berühmter Sänger ist. Bu adam yani bu, baksana buraya baksana. Burada bir adam var, onun oğlu ünlü bir şarkıcı. Yani orada oğlu ünlü bir şarkıcı olan bir adam var gibi bir çeviri yapabiliriz. Das Kind, gördüğünüz gibi yine boşluk var. Ich gestern im Park gesehen habe, ist das Kind von meiner Nachbarin. Ne demiş olduk? Çocuk yani dün parkta gördüğüm çocuk, komşumuzun çocuğu. Şimdi burada daskin kolay. Yani çünkü görmüşüz. Şimdi görmek nedir? Mesela ich, zeh dih deriz değil mi? Mesela örnek veriyorum. Akuzatif kullanacağız. E zaten das'ın akuzatif versiyonu yine das o yüzden kolay bir şekilde yine buraya ''Das Kind, das ich gestern im Park gesehen habe, ist das Kind von meiner Nachbarin.'' diyebiliriz. Evet arkadaşlar, Relative Z's konusunu detaylı bir şekilde size göstermiş oldum. Sizin de bu konuda örnek cümleleriniz varsa yorumlarda bekliyorum.